Diyorum ki keşke başka birisi olsaydı vesaire gibilerinden konuşma yapıyorum. Ama konu Beyza olduğu için benim de Leyla'ya kişisel problemim yok ama ben Beyza Nur'a diyorum ki 50 kere de elense 51. ben yine Beyza Nur'a atardım. Ben bu sen mu? Bunu yakalayamıyorsun. Sebep bu mu sadece? Tabii ki de geçmişte bir problem yaşadığımız, tabii ki de bunlar da bir problem. Başka bir problem yok zaten. Ama geçmişte bir problemimiz oldu ya, Beyza değildi, hasret. Başka birisi olsaydı derdim ki, geçmişte bir problemimiz var ama sen bu evde güzel bir şekilde mutluluk vesaire falan filan. Hani oyum senden yana derdim Leyla'ya. Senin Leyla'yla bir derdin yok yani. Ney? Leyla'yla bir derdin yok Leyla'yla şu anda. Leyla'yla benim şu an derdim yok. Bak. Tamam, ben de sana bir şey diyeceğim. Son bir kez daha tamam, bir şey ben söyleyeyim. Anladım. Tamam. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Evet. Leyla'yla bir derdin yok mu kardeşim? Yok. Beyza bu eve kaç kere geldi? 3 kere. 3 kere geldi. Leyla? 1 kere. Tamam, şimdi bu eve adalet olarak baktığımız zaman Leyla'yla bir problem yok dediğin için söylüyorum bunu. Tamam. Kimin kalması daha uygun olur? Leyla. Bitti. Tamam, ben de diyorum ki bak anladın o yüzden mı? Tamam bak yakalaman için söylüyorum. Yakala. Tamam ben seni yakaladım tamam, zaten. Bekle. Bak yakalaman lazım. Onu da anladım. Aynen. Bak yakalama, onu da anladım. Bak, onu da anladım. Yakalaman lazım. Benim sadece dediğim nokta şuydu. Kulise sana söyledim. Sen dedim şu an böyle bir oy atarak adaletsizlik yaptın. Tamam. Bu kadar. Bu. Bunu söyledim. Tamam. Ondan sonra gereksiz yere yükseldin, konu uzadı. Ben mi? Bekle. Orada Berk de vardı. Bekle. Sen ben bana... Ben bu şekilde geldim. Hayır, bekle. Kim geldi? Sen geldin. Böyle. Ulan. Böyle geldin. Adaletsiz davrandın. Aynısını yaptın. Ulan ben gelmeden önce zaten Mert'le tartışıyordun sen. Ben gelmeden önce zaten yüksektin. Mert'le tartışıyordun. Hayır. Ben geldim. Normal ses tonuyla söyledim. Sen bana yükseldin. Sen durup dururken boşu boşuna. Herkes biliyor. Herkes mi biliyor? Herkes biliyor. Senin orada şöyle yapman lazımdı. Derdin ki sen bana sert geldin. Böyle yaptın. Sen neden Beyza'ya atıyorsun? Ben dedim ki sana, sana ne olur, kime hesap vereceğim dedim ben. Sen diyorsun ki adaletsizsin. Delikanlı gibi şöyle demeliydin. Beyza Nur'u kimler attı? Görkem, Ferhat, Berk bilmem ne, hepiniz adaletsizsiniz derdin. Sen bana direkt kişisel geldiğin için ben sana yükseldim. Yoksa ben sana neden yükseldim bu bil. Anlaman için. Ulan kişisel geldim de. Bak yakalaman için. Kişisel geldim de bak, sana soracağım. Bekle. Belki ona da soracağım. Ya, sen ne kişisel algılıyorsun bunu? Berk de vardı, başkaları da vardı. Sen tamam, herkes soracaksın. Ona da soracağım. Anladın mı? Ona da soracağım belki. Bak yakalaman için. Anladın sana mı? Şunu söylüyorum. Diyorsun ki Beyza Nur kaç kere geldi? 3 kere geldi. Leyla kaç kere geldi? 1 kere geldi. Otomatik ben Leyla'nın ikinci bir hakkı sahip ya. O yüzden anlaman için ne diyorum? Görkem'den ya da Berk'ten örnek veriyorum. 50 kere de olsa Mert'e atardım diyor. En yakın kim elesin? Berke elesin. Berke 10 kere elensin. Ben 1 kere eleneyim. 12. Atabilirsin. Atabilirsin. Berke'den olurdu. Anladın mı? Atabilirsin. Onu öyle. Ama o zaman sana geldiğim zaman, sorduğum zaman niye adaletsizlik? O zaman ben niye adaletsizlik yapıyorum demeyeceksin. Yok ben adaletsizlik yapmadım ki. Anladın mı? Orada adaleti kralı bana sorgulayamaz. Tamam. Kapatın abi konuyu. Biz adaletsiziz. Herkes istediği gibi davranır. Herkes hakkında istediğini düşünsün. Kimse konuşmasın tamam. Abi. Bu evde Murat bana uzatma. Uzatmıyorum. Tamam kimse kralı. Kimse. Kim hayatında tamam. Hesap soramaz. Tamam. Oğuzhan'a da kimse soramaz, sana da kimse soramaz. Evet. Bitti. Herkes kafasına bitti. Göre evet. Atar bitti. Evet. Bunu tamam. Ne orada ne tamam. Burada. Kimse tamam, adalettir şeydi beni sormayacağım. Ben zaten tamam. Kendinden iyi. Kimseye söylüyorum. Kimse kimse soramaz. Önemli değil. Gelmişti Leyla işte. Çok arkadaşlar konuş ne dedin. Anladım. Hiç de kimse ilişkisi yaşıyorsa yaşasın o zaman. Yaşayabilecekse yaşasın. Umurumuzda da değil yani. Bitti gitti. 2 hafta önce aşık olduğum dediğin kadının 2 hafta sonra Berk'le rakı içiyor. Aynı masada. Böyle bir adam. Oğlum ne alaka? Sen nereden giriyorsun ya? Sen böyle sen, yampeş bir adam. Ne alaka? Sen nereden giriyorsun? Bak burada söz vermişsin. Allah aşkına gelsin. Sen ne kadar kalpak bir adamsın lan. Kırım adamın problemi var. Kara gibi sesin var. Bağırma dışarıda dedikleri unutma oğlum. Kendi yükseliyor. Tamam gel. Sen nereden giriyorsun? Bak burada söz vermişsin. Bak burada söz vermişsin. Allah aşkına gelsin. Sen ne kadar kalpak bir adamsın lan. Kırım adamın problemi var. Burada bulunuyorsan o zaman dışarıda da geleceksin yani. Ben gireceğim ikisine şimdi, yemin ederim pis geliyor. Orada yapmasındaki sebep... Murat yeter, gözünü sevdim. Yeter! Yeter! Yeter lan! Yeter lan! Başım çaldı, yeter! İkinize ben gireceğim lan! Sus sesini! Yani burada kimse kimse adaletini bilen sorgulayamaz. Anladın mı? İstediğimizi yazarız yani. Yok adalettir, adaletsizdir. Hayırdır yani. Gelip soracağım, moracağım da diyemez kimse kimseye. Bakü, Bolu, Ereğli, Mersin, Muğla. Aa, ne oluyor? Ferhat ağlıyor Gizem. Mersin, Muğla. Koş. Erkekler evine gitsene kanka sen. Ben zaten giderim. Onu söylemenize gerek yok da. Niye ağlıyorsun? Takımın ne kadar güzelmiş. Evet ya. Ya yazık ha, ya Gizem. Tamam. Kestik değil mi kızı? Devam edeyim mi ya? Erkekler evine gidebilir miyim? Hadi. Lütfen. Erkekler evine gidebilir miyim? Ama lütfen ağlıyor sanırım. Erkekler evine gitmek istiyorum. Trabzon,
Lütfen erkek arkadaşımın ağladığını gördüm ve gitmem gerekiyor. Rica ediyorum lütfen. Hayır sende. Sen ne dedin? Dur bir saniye. Ne dedin sen? Şey dedi. Adana dedi. Adana. Yani kimse kimsenin burada adalet bekçiliğini falan yapamadı. Bak dün benim telefonum susmadı. Bak farklı olaylar var. Benim telefonum koca susmadı. Yani yok diyor, sana da soracağım, sana da soracağım. Hayırdır, bana hiçbir şey soramaz. Krem yok mu, bir şey ellerimi sileyim. Çok Leyla'nın bekçiliğini yapıyorsanız kardeşim, zamanında göndermeseydiniz, yapmasaydınız. Ben sen olmasam ben kimden krem süreceğim? Bitti kremi. Nilay'ın durumu beni çok ilgilendiriyor. Adam mısın, Allah razı olsun kardeşim benim. Merhaba. Keyfine bak. Gidin bahçeye. Gidin hadi bahçeye. Sarıl. Go. Ne köyü ki? Bahçeye. Güzel mi geldi? Hadi git. Ne oldu? Kötü hissediyorsun diye. Sonra gidiyor. Yok iyiyim ben aslında. Ağladığını gördüm, ekrana verdiler. Ağlamadım mı? O duruma da çok. Saçmalama. Ben Nihli'nin kötü olduğunu gördüm. Ne oldu? Bebeğim. Üzerine çok mu geldim? İyiyim ben. Gerçekten iyiyim, bir şey yok. Çok mu geldim üzerine? Kötü insanların üstünde gelinir, sıkıntı yok. Ben kötü insan diyorum, ben diyorum. Neden böyle düşünüyorsun? Ben sen iyi bir insan olmasan yanında durmam. Bir saniye durmam. Niye bu kadar senin için çaba gösteriyorum? O konuşman çok kırdı beni. Hangisi? Zarar vermesen falan filan. Hayatım o kötü bir... Sonra bir de gelmiş İlayda'ya da Beyza'ya da aynı lafı söylüyorsun. Dedim ki burada sizce dedim neye takıldı? İlayda dedi ki dur hemen bulacağım neye takıldığını dedi. Anladı senin ona takıldın. Sonra dedim ki sizce bu lafta bir şey var mı? Negatif mi bağlıyor dedim yoksa? Bana yoksa Türkçesinde mi? Hani... Bana negatif geliyor çünkü bilmiyorum ne demek olduğunu. Tamam işte yani. Bunu söyledim. Acaba dedim Türkçe bilmediğine mi sığınıyor yoksa o taraftan mı bakmak istiyor olaya dedim. Şimdi ben orada sana kötü bir şey söylemedim. Bana kötü geliyor sanki böyle ne yapmışım yani ne yapmış olabilirim ki ben bilmiyorum. Arkadaşlarımla konuştun mu? Bunu açıkladılar birisi mı? Birisi açıklamadı bilmiyorum. Hiç bilmiyorum yani ne yapacağımı gerçekten... Bu şu an ne yapacağımı geçeceğim bilmiyorum yani. Hayatım, hiçbir şey niye üzülüyorsun? Ben senin öyle bir şey yaptığını iddia etmedim ki. Çok eğlendim. Devam edelim. Devam edelim ya. Yalnız zekasını.